Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Beren Ceylan, bugün Age of History Selçuklu serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim, geçtiğimiz bölümde İslam dünyasındaki prestijimizi, otoritemizi, gücümüzü arttırmak için kutsal toprakları yönetmeye karar vermiştik. Ve bu da tabii ki de bizim gidip kardeşim artık biz bu toprağı yönetiyoruz, siz gidebilirsiniz dememizle olacak bir şey değildi. Bunun için askeri bir harekat gerekliydi. Ve biz Selçuklu kanlı olarak kutsal topraklar seferini başlattık. Hem Haçlılara hem de Eyyubilere savaş ilanıyla birlikte ordularımız hızlı bir şekilde Suriye'den Hicaz'a kadar olan bölgeyi kontrol altına aldı. Ve bu seferle birlikte hem Kudüs hem efendim Medine hem de Mekke'yi şu anda yönetmiş oluyoruz artık. Bu 3 tane kutsal bölge İslam dünyası için önemli 3 bölgeyi de artık yönetir vaziyete geldik. Ve Selçuklu Kağanlığı'nın artık İslam dünyasında olan prestiji çok çok daha yükselmiş bulundu. Efendim, şu anda müvahitler Eyyubilerle savaşta. Bunlar da bir halifelik iddiası güden bir yapı. Abbasiler de halifelik iddiası şu anda güden bir yapı durumunda. Biz Selçuklu Kağanlığı olarak şu anda kendimize halifelikle alakalı bir bağlantı kurmuş değiliz. Ancak Selçukluların yaptığı gibi biz de halifeyi yönetme efendim iddiasında bulunacağız. Ne yapacağız? Bağdat ve çevresinde Abbasileri kendimize vasal bırakacağız. Ve zamanında Türklerin Yavuz Sultan Selim'e kadar yaptığı gibi efendim ne yapacağız? Halifeleri kendimiz adına abi. Şimdi yani bizim yerine orada halife olarak bulunsunlar. Biz aslında yöneten onlara biziz ama orada halife başkası olacak. Biz de bu yolu izleyeceğiz. Bizzat halifelik makamını kendi kontrolümüze almayacağız ama halifeyi idaremiz altına alacağız. Bugün Abbas seferini gerçekleştireceğiz. Onun dışında Deşti Kıpçak'la olan dostluğumuz, uzun süreli dostluğumuz bize büyük zararlar verecek gibi gözüküyor. Çünkü benim genişleme alanım Deşti Kıpçak'ın topraklarıyla bağlantılı abi. Benim doğuya doğru genişlemem lazım ve Moğollarla şu an iyi ilişkileri var Deşti Kıpçak'ın. Benim Moğolları yok etmem lazım ve Moğolları yok etmem için de abi için Deşti Kıpçak'ı yenmem gerekiyor. Bu yüzden bu bölümde bol bol savaşacağız. İlk savaşım hatta Girit Seferi olacak arkadaşlar. Girit Seferi içinde bizim hızlıca Venedik'in efendim burada bulunan topraklarına asker göndermemiz lazım ki hızlı bir şekilde o bölgeleri koruyabilelim. Bu toprakları alırken orada ekstra sorun yaşamayalım istiyorum. Venedik'le hızlıca bir savaş gerçekleştireceğiz. Sınır güzelliğine biliyorsunuz ben çok önem veririm. Bunun için de ne yapacağız abicim? Hızlı bir şekilde Venedik'in toprakları üzerine ilerleyeceğiz. Bu benim için önemli gerçekten. Hemen sadece Girit ve Rodos'u almak istiyorum. Çok da fazla bir yeri almakla bir efendim şeyim yok. Sadece sınır güzelliği. Yoksa burayı da almazdım da abi ya. Yani. Önemli abi, sınır güzelliği önemli. Laponlarla savaştaymış da işte Kıpçak. Bununla barış yapalım. Abi hızlıca biz o zaman ne yapacağız? Öncelikle bir araştırmalar yapalım. Sonrasında hemen hızlıca abi artık Abbasiler üzerine ilerlememiz gerekiyor. Zaten İslam dünyasının önemli 3 beldesini, 3 kentini şu anda yönetiyoruz. Artık İslam dünyasının da yöneticisi olmamızın zamanı geldi. Şu an bu doğrultuda ilerleyen bir aslında Delhi Sultanlığı var. Delhililer şu anda İslam dünyasını yönetmek istiyorlar. Halifeyi kontrol altına almak istiyorlar. Anladığım kadarıyla onların stratejileri bu. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Biz yöneteceğiz kardeşim diyeceğiz. Ancak biz yönetebiliriz diyeceğiz ve Abbasiler üzerine biz ilerleyeceğiz. Harizm Şahlar bu arada barış yapmış. Hala yaşıyorlar. Varlıkları devam ediyor. Ama Deşti Kıpçak gerçekten Harizm Şahların üzerine sağlam ilerledi abi. Deşti Kıpçak hiç bu kadar gerçekten güçlü olacağını düşünmüyordum ben. Özellikle Moğol Savaşı'nda yaptığı katkılar aşırı fazla abi Deşti Kıpçak'ın. Moğol Savaşı'nda bizzat savaşı kazandıran adam bu abi. Moğolları kaç sene oyaladı bu adam ya? Moğolları gerçekten kaç sene oyaladı? Bizim için değerli bir müttefik ve değerli bir dost diyebiliriz abicim Deşti Kıpçak'a. Ama şu an yani devletlerin biliyorsunuz arkadaşlar dostlukları kardeşliği yoktur. Bugün kardeşimiz yarın düşmanımız olabilir. Çıkarlarımız vardır. Ve devletler çıkarları doğrultusunda dostlar edinir. Çıkarları doğrultusunda düşmanlar edinir. Çıkarları doğrultusunda gerekeni yapar ve gerekeni uygular. Biz de bunun için yakın dönemde Deşti Kıpçak'ı dost olarak değil düşman olarak görmeyi düşünüyoruz. Maalesef durum bu. Abbasiler üzerine şimdi hızlı bir sefer. Yıldırım harekatıyla hızlıca ilerleyeceğiz. Abbasi topraklarını efendim yağmalamak demeyelim. Ya yağmalamak gibi bir niyetimiz yok. Az askerle gireceğiz o yüzden. Sadece
hakimiyetimiz altına alacağız. Şöyle fazla askerle girmek istemiyorum bu topraklara. Yani değerli topraklar. Bağdat'ı sadece halifeye vereceğim. Bağdat'ta bizim adımızı orada. İşte kardeşim. Bir şey olursa bizim adımıza Utbe verir, bir şeyler verir. Olur öyle şeyler kardeşim. Bizim adımıza kanunlar çıkarır. Şu uygundur İslam'a, bu değildir der. Çıkarlarımız zor olsun da tabii ki. Böyle yönetiriz abi. Şimdi ilerle abi hızlı hızlı. Basra'yı artık kendi denizimiz bileceğiz. Efendim Basra Körfezi'ni artık kendi bölgemiz bileceğiz. Artık buralar bizim tarafımızdan yönetilecek. Artık bu güce, bu otoriteye sahibiz. Ve eskiden yönettiğimiz tabii ki de İran topraklarında. Artık buralara İran değil abicim. Başka da bir isim bulmamız lazım bence. Bu toprakları da yeniden yönetmeye başlayacağız. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi halifeyi de direkt göstermelik olarak da tutmamak lazım. Belli bir coğrafyayı ona vermek de lazım diye düşünüyorum. Ben az önce sadece şeyi veririm diye düşündüm de. Yok abi, şöyle bir şey yapalım. Sınır güzelliği açısından bu bize biraz sorun teşkil edecek. Ama yani şu topraklarda aslında bizim olduğunu bilin yani. Orası farklı bir toprak değil abi. Bizim rengimizle yapacağız hatta orayı da. Halifeyi de biz de aynı renkte yapalım da. Bizim vasalımız zaten. Ve bize tam itaatle yükümlü. Eğer bir itaatsizlik gösterirse fişini çekeriz kardeşim. Yani bundan sonra halife sen değilsin. Direkt bizzat halifeliği de alırız. Bunu yapabilecek kudrete de sahibiz. Evelallah. Kimse de bize kardeşim sen halife değilsin diyemez. Diyemez abi. Bizim renkle aynı yapabilir miyiz? Bizim renkle aynı olmasa da bizim renkle şöyle bir şu tam benle aynı olmasın. Bana yakın olsun abi. Benim vasalım olduğu belli olsun istiyorum. Güzel. Güzel güzel. O toprakları da asimile ettik. Valla paramız da çok iyi ya. Paramız da çok iyi. Şu an ben var ya bence Moğolları yenerim ha. Yener miyim bilmiyorum ama bence yenerim abi. Moğollara karşı büyük bir sefere çıksak aslında. Ama benim asıl korktuğum şu an Deşti Kıpçak. Deşti Kıpçak da bizim gibi çünkü şey. Neydi bizim yönetim? Nomadic Empire. Göçebe imparatorluk olduğu için çok fazla asker basabilen bir yapısı var. Ve bu bizim için aslında biraz korkutucu. Biraz korkutucu. Vallahi Deşti Kıpçak. Abi seninle dosttuk ama bugüne kadar. Bugüne kadar. Bugünden sonra düşmanız abi. Yapacak bir şey yok be. Vallahi abi benim yönetmem gereken topraklar var. Bizim efendim idare etmemiz gereken beldeler var. Kardeşim artık bu topraklarda hakimiyet milletindir demek isterdim, o değil. Cumhuriyet rejimini arkadaşlar daha nereden baksanız 700 yıl, 600 yıl var kardeşim. Bu bölgelerde Cumhuriyet rejimine nereden baksan bir 600 yıl var. O yüzden sevinmeyin, hakimiyet milletindir falan yok böyle bir şey. Palavralara inanmayın abi. İnanmayın. Daha öyle bir rejimler falan şu anda düşünülmüyor. Yok kardeşim. Hakimiyet sadece kayıtsız şartsız. Bizim Kaan'ımızındır abi. Kaan da kim? Allah Allah, kim acaba Kaan ya? O kudretli adam kimmiş ya? Allah Allah, öyle biri mi varmış? Vay be, büyük kudretli adammış Kaan. Saygı duydum şu anda. Kim acaba? Bu arada Abbasiler güzel ordu da basıyor ha. Abbasiler aslında Deşti Kıpçak Savaşı'nda bize katkı sağlayabilir de bu oyunu şey huyunu sevmiyorum işte. Şimdi ben Abbasileri bu savaşa çağırsam, sayın dostlarım Abbasiler bu savaşa gelseler, ben istediğim zaman barış yapamayacağım. Gelecekler diyecekler ki abi barış yapmayalım. Ha bu arada şeyi de konuşacağız ya. Başkent olayını geçen bölümde bir ufak değindik de yorumlara siz yazmışsınız. Abi Çankırı olsun, Konya olsun, İstanbul olsun diyen var. Abi yorumlara bak, şu kısmı şu anda duyanlar yazsın. Hangisi başkent olsun istiyorsanız bir sonraki bölüm çoğunluğa göre başkent yapacağım. İstanbul mu olsun, Konya mı abi? İki seçeneğimiz olsun, tamam mı? Farklı bir seçenekler istemiyorum. Çankırı'yı falan yapmayacağım. Güzel önerilerinizi yine yapabilirsiniz ama benim şahsi düşüncem ya Konya, aslında İznik de olabilir de neyse, ya Konya ya İstanbul abi. Bu büyük kağanlığın başkenti, baş bölgesi neresi olsun? Ben şahsi kanaatimi söylemeyeceğim. Çünkü ben söyleyince siz etkileniyorsunuz abi. Bazılar direkt olarak Eren bunu dedi diye ben tersini yapayım diyebiliyorlar. Ya da direkt ben ne dediysem aa aslında evet öyle olsun diye de biliyorlar. Tamamıyla şahsi görüşünüz. İstanbul mu olsun yoksa efendim Konya mı olsun? Sizin fikriniz neyse kendi fikrinizi uygulayın. Başka da bir fikir yani
Yine yazabilirsiniz önerilerinizi ama dediğim gibi arkadaşlar ya Konya ya da İstanbul'u yapacağım. Konya'yı da koymamın sebebi Anadolu Selçukluların başkenti olduğu için yani. Yoksa özel bir yani coğrafyasından falan değil. Konumundan dolayı falan değil. Sadece zaten Selçukluların başkenti Konya ve bu başkenti değiştirmek isteyebilir ya da istemeyebilir olarak düşünün bu şeyi. Yani halk... Halk aslında sorman benim mantıksız abi. Biz kanunuz. Ben ne istersem olur ama. Hadi halka bazen arada onları oyalayabilecek şeyler de soralım abi. Halk arada mutlu olsun. Bizim de fikrimiz alınıyor ya densin diye yani. Yoksa çok bir şey değil. Yoksa halk Konya'yı seçer. Ben yine keyfimden belki başka bir yere yaparım yani. Yoksa şey değil. Bizim otoritemiz biliyorsunuz arkadaşlar. Devletimizde bizim otoritemiz sorgulanamaz. Aldım bu Nomadic Empire'lar çok güçlü. Şu an ben hayvan gibi asker basıyorum. Vallahi bak, bu orduyu Eyyubi Savaşı'nda basmazdım. Eyyubi Savaşı'nda böyle bir orduyla gitmedik. Neden? Çünkü Deşti Kıpçak'la savaşıyoruz abi. Adam Nomadic Empire. Adam ordu devleti oğlum. Adam devleti olan bir ordu lan. Adam kendisi ordu sonra devlet geliyor abi. Nomadic Empire'lar sıkıntı. Adamlar full ordu çünkü yani. Hayatları ordu abi adamların. Herkes savaşıyor. Herkes savaşta ve bu bizim için büyük bir problem. Bizim için çok ciddi bir problem. Oranların bir Nomadic Empire olması. Ama bu problemi ortadan kaldırmamız lazım işte. Abi dünyadaki tek Nomadic Empire'ın bizim olmamız lazım. Bak şu an hayvan gibi ordu bastım. Daha da basabilirim ama. Öyle bir gücümüz var. Şu an bir ordu bastım. Bu ordunun çok daha fazlası daha basılabilir durumda. O yüzden bakalım. 400 bin ekonomisi de var. Hayırlısı bakalım. Dostuma direkt savaş... Müttefikliği bozmadan savaş inattım. Oğlum o kadar da... Ayıp ettik şu an bak. Şu an çok ayıp ettik lan. Oğlum bari müttefikliği bozsaydık abi. Adamla müttefikliği bozmadan savaş ilan ettim. Şu an kendimi kardeşim çok kötü hissediyorum. Ben böyle bir adam değildim normalde. Abi yapacak bir şey yok. Devlet yönetimi insanı yapmaması gereken şeyleri. Normalde etik değerlere uymayan şeyleri yapmak zorunda bırakıyor abi. Normalde bu bizim etik değerlerimize aykırı bu şekilde hareket edilmez. Yani ama mecburen. Mecburen hocam şimdi adama müttefikliği bozsam diyecek. Oğlum müttefikliği bozdu acaba buna savaş mı ilan edecek ya falan diyecek. Hiç uyandırmayalım. Hiç uyandırmadan abi. Hiç uyandırmadan gördüğünüz gibi direkt hızlı bir şekilde olay yerine intikal ettik. Çok hızlı. Çok hızlı. Karşımızda şu an daha büyük bir ordu göremedim. Yakın dönemde göreceğiz. Yakında göreceğiz diye düşünüyorum. Şu an göremedik ama gelecektir abicim büyük ordular birazdan. Bu adam Moğollara direndi ya. Bu adam Moğollara harbi ne diren? Ama bak şöyle bir avantajı da vardı. Moğollar çok hızlı büyüdüğü için topraklar asimile edilmemişti. Bak. O bir avantajdı bunun için ama yine de Moğollara direndi mi direndi abi. Benim oynamadığım bir şeyle acaba benim oynamadığım bir save'de Moğol timelapse'i mi yapsam? Yani sadece izleyelim seyirci olarak. Bakalım Moğollar kendi başına neler yapacak. Biz hiçbir şeye karışmadan Moğollar tek başına bakalım dünyayı mı fethedecek? Acaba baksak mı bir ara öyle? Öyle bir video yapabilirim aslında. Timelapse videosu. Yine bu senaryoda sadece biz izleyici olacağız. Bakalım Moğollar ne yapacak? Bunun bir timelapse'ini yapabiliriz aslında. Bence güzel de olur. Deşti Kıpçağ'ın üzerine ilerliyoruz. Bakalım Karadeniz'i Selçuklu Kağanlığı'nın iç denizi haline getiriyoruz. Güzel olacak. Karizm Şahlar da bu arada şamar olanı oldular. Gelen geçen dövüyor. Bu adamlar güçlüydü bir ara. Bu adamlar bir ara... Oğlum Harizm Şahların buralarda toprakları var lan. Bu Harizm Şahlar bayağı bir güçlüydü bir ara. Sonra ne oldu bu? Ben de karışmadım. Ben karışmama rağmen çöktüler. Deşti Kıpçak Savaşı'nda çöktü bunlar. Deşti Kıpçaklar bunlara çok ağır geldi abi. Deşti Kıpçaklar harbiden yok etti bunları. Bunları fena yok ettiler. Harbi güçlülerdi ama adamlar yani. Harizm Şahlar bayağı güçlü. Deşti Kıpçak'ı tebrik etmek lazım. Güzel yok ettiler abi. Güzel seri bir şekilde yok ettiler abi düşmanlarını. Hiç acımadılar vallahi. Lan arkada toprak bırakmışız. Hiç söylemiyoruz sayın izleyiciler. Bakın söylemiyoruz. Canlı yayında olmayabiliriz ama ya, söyleyebilirsiniz. Yine de söyleyebilirsiniz. Siz yine de söyleyin ben duymasam da olsun. Ben duymasam da yine de söyleyin. Millet diyorum bu deli ne diyor acaba? Bu deli ne diyor? Bu adam iyice kafayı sıyırdı falan diyorlardır kesin. Bu arada Büyük Selçuklu için gerekli topraklara bir bakalım. Deşti Kıpçak'ın neresine kadar ilerleyeceğimizi görelim. Şuraya kadar ilerleyeceğiz. Tamam. Deşti Kıpçak'ın neresine kadar ilerleyeceğimizi... Hayır! İsyancı çıktı Deşti Kıpçak'ta. Oğlum isyancı bizim
Topraklarımızda şu anda. Orayı ben almalıyım. Orayı ben almalıyım. Moğollara da ulaşmamız lazım aslında. Deşti Kıpçağı şu an saldırıyoruz da. Aslında Büyük Selçuklu topraklarını almak için saldırıyorum da Moğollara sınırdaş olabilecek şekilde de aslında şey yapabiliriz. Anlaşma yapabiliriz. Ben Moğolları, çünkü bu seride asıl amacım Moğolları ortadan kaldırmak. Abi şu an Moğollar uykuda duruyor. Bir uyansalar dünyayı sanki tozunu toprağını birbirine katacaklar gibi gözüküyor. Hala çünkü çok güçlüler oğlum bu adamlar. Hala dünyanın en güçlü devleti konumundalar. Bakayım en güçlü mü? Şu an ikinci olmuşlar aslında. En güçlü değiller. Ama bilmiyorum ya. Ben tırsıyorum hala. Ben biraz korumacı bir adamım. Çok risk almamaya çalışıyorum. İşler yolunda gidiyorsa yolunda gitmeye devam etsin abi. Hiç boşuna o düzeni bozmayalım istiyorum. Ve Moğollar şu anda yani her ihtimale karşı o düzen bozulursa tedbirimiz olsun istiyorum, anladın mı? Tedbirli olmak lazım. Riskli de bir hamle. Gerçi riskli hamle yapmıyor diyen adam Moğollara direkt savaş ilan etmişti. Ama o zaman tüm dünya savaş ilan etmişti. İyi ki de ilan ettik yani, Moğollar yok oldu. Ben de dost mu olacaksınız lan siz? Moğol'la dost mu olsam? Cengiz abi kaç yaşına kadar yaşadın sen ya? Abi 200 yaşında adam. Adam 150 yaşında abi. Cengiz abi. Allah uzun ömürler versin denildiği olmuştur bazı insanlara da, bu kadar uzun vermesin abi. Bu ne? 150 yıl ne oğlum? Alanya bize savaş ilan etmişim abi. Yakıştı mı sana bu? Yakışmadığı için hemen gerekli hamleleri yapalım. Yakışmadı sana. Oğlum ben bu adamı şeye almışım. Çok hafife aldı denmez buna. Çok bu adamı büyütmüşüm gözümde. Oğlum bu ne lan? Deşti Kıpçak. Ordu sayım bile azalmadı benim. 40 bin ordu kaybetmişim oğlum. Sende bu güç, kudret nerede yani o? Harizm şahları falan tokatlamıştın sen. Sende o gördüğümüz güç, kudret nerede? Hani oğlum? Hani oğlum? Seni biz boşuna büyütmüşüz. Rusların falan içinden geçiyordun. Harizm şahları tokatladın falan. Bu adam büyük adam. Bu adam Moğolları durdurdu falan deniyordu. Sürekli kulağımıza, sarayımıza bu adamla ilgili bir şeyler geliyordu. Hani oğlum bu adam? Nerede oğlum bu güç? Acaba bunun ekonomisinin jokladığı bir dönemde mi yakaladık biz bunu? Biz bunu öyle bir dönemde mi yakaladık acaba? Vallahi bilmiyorum da şu an karşımızda durabilecek bir adam değil bu. Biz boşuna bunu şey yapmıştık, büyütmüşüz. Ekonomisi zaten fazla değildi. 400 bin falan. 400 bin de az değil bu arada da. Nomadic Empire olmasından dolayı tırsıyordum ben. Nomadic Empire... Abi asker dediğinde Nomadic Empire abi bu modda. Askeri güç dediğinde kardeşim bir Nomadic Empire seçeceksin. Karşıda bir Nomadic Empire devlet görünce bir abi selam vermeden yanından geçilmez bir kere. Adam kinlenir falan diye kesinlikle selam vereceksin, öyle geçeceksin, yoksa ağzımıza vururlar. Lan gururlar bana savaş açtı. Oğlum hayırdır size? Gurlu? Ne yapıyorsun? Sen niye bana savaş açtın? Ben çözemedim seni. Oğlum ben Selçuklu topraklarını alacaktım. Siz hepiniz niye bana koalisyon kurdunuz? Bir salın beni ya. Bir salın ya. Ben Selçuklu topraklarını alacağım bak. Toprak değil bak. Torpaklarını alacağım ya. Beni bırakın ya. Beni bırakın ya. Şu toprağa da bir iade et. Gözünü seveyim. O toprağa da kardeşim Deşti Kıpçağı iade et. Ben alacağım orayı çünkü. İade edebilir misin kardeşim? Deşti Kıpçak sen de hiç unutturmuyorsun kendini ha. Moğollarla sınırdaş olduk an itibariyle. Vatana, millete, devlete hayırlı uğurlu olsun, istediğimiz şey oldu. Bir Büyük Selçuklu olayım da şunun bir otağını başına bir yıkayım. Otağını bir başına yıkayım. Deşti Kıpçağın artık buralarda bir şeyi kalmadı. Kardeş şu toprağı bıraksana ya. Şurayı bıraksana. Lan! Doğa neler? Doğa neler? Oğlum bu nedir ya? O kadar da değil ya. Yazık. Yazık ve ayıp. Gerçekten. Çok ayıp bu yaptığın hareket. Yakıştıramadım seni. Senin gibi birine hiç yakıştıramadım hocam. Bu ne oğlum ya? Çıkarma attı ya. Senin gemine ne işin o? Nomadic Empire'sın sen. Oğlum gemime mi? Günah. Günah. Nomadic Empire'da gemi günah. Kullanma oğlum gemiyi. Gereksiz bir alet ya. Oğlum senin atın, avrat, silah. Bunlar sadece senin kullanacağın şeyler. Gemime mi? Yok kardeşim öyle bir şey. Öyle bir teknoloji yok. Ya gurlu bozdu işi. Ben savaşı çoktan bitirmiştim. Ben savaşı çoktan, savaş bitmişti zaten abi. Barış ilanı bekleniyordu. Gurlu geldi benim topraklara saldırdı. Orada bir toprak işte kaldı orada. Barış yapamadık o yüzden.
Ya Gurlu seni ben hemen yapacağımı biliyorum. Sana ben yapacağımı biliyorum abi. Aslında bilmiyorum, çaktırmayın da yaparız bir şey. Bir şeyler buluruz o zamana kadar. O zamana kadar bir şeyler buluruz ya. Kafanıza takmayın. O zamana kadar bir şeyler bulunur. Kardeşim bir bekle ya. Bir bekle, bir şeyler konuşuyoruz. Bir dur ya. Bir dur, ilerleyip durma. Şu arkadaşın kaçmasına artık müsaade etmeyin, rica ediyorum. Rica ediyorum, şu arkadaşı yakalayın. Şu arkadaşı yakalayın. Yeter, ne kaçtı be. Tamam. Şimdi benim için gerekli topraklar. Benim ekonomi niye bu kadar kötü? Ha, ben araştırma yapıyorum. Savaştayken bile araştırma yapıyoruz bak. Devletin, efendim, görüyor musunuz dinamiklerini? Devlet dediğin şey böyle bir şeydir. Şimdi abicim, şu toprakları bir kere alalım. Fazlasıyla alacağım. Hatta şöyle Moğol'la sınırdaş olacak kadarıyla alayım. Aynen, Moğol'la sınırdaş olacak kadar yukarıdan alalım. Şimdi Selçuklu topraklarını bir kere alalım. Buralar Selçuklu toprakları. Oy, şimdi dur bir dakika. Sakın. Sakın dur. Para yok oğlum. Para yok oğlum. Parasız bir şekilde barış yapamam. Parasız bir şekilde barış kesinlikle yapmam. Şimdi abi şuradan yukarıya doğru Cengiz kardeşimle görüşecek şekilde, onunla iletişim kurabilecek şekilde alalım. Ya sınır güzelliği için aslında Kırım'ı falan almak istiyordum da yıldız yetmeyecek yüksek ihtimalle. Karadeniz'i yani Selçuklu Denizi haline getiremeyeceğiz. Kırım'ı alırım aslında da. Fazlası gelmez. Yani Karadeniz'i kapattık, Azak Denizi'ni alamıyoruz. Şöyle kapatırız orayı da. Oldu mu? Şöyle yapalım. Yani. Ama sınır güzelliğinin ağzına sıçılacak ya. Aldık bakalım şu an. Gerekli artık toprak yok değil mi şeylerde? Tamam. Bunlarda toprak yok. Şu arkadaşlarla savaşacağız. Asimilasyonları başlat hemen hızlıca kardeşim. Hemen başlat, ama isyancılar uyanmadan abi halledelim. Tamam, geri kalan işleri ben video dışında askerleri toplarım, ona bir şeyler yaparım. Siz başkent konusunu bir tartışın ama. Başkent konusunu siz halk olarak bir tartışın, ona o konuya geleceğiz. O konu önemli bir konu. Moğollar artık seninle sınırdaş olduk, benden kork Cengiz. Sana 1 milyon askerle gireceğim. 1 milyon askerle gireceğim Cengiz'im sana. Bekle, geliyorum oğlum. Bekle geleceğim. Bir sonraki bölüm geliyorum sana. Bir sonraki bölüm Selçuklu yukarız. Ondan sonraki bölüm geleceğim. Merak etme, unutmadım seni. Hadi kaçtım ben, görüşürüz. Videoyu beğenin, yorum atın, kanala abone olun. Bildirimleri de açtın. Discord sunucusu da var, ona da katılabilirsin. Bir de modu da indirmek istiyorsan açıklama kısmında link var ha. Oradan da şey yaparsın. Hadi araştırdı, hadi kaçtın.